takipçilerimiz, herkese selamlar. Gezginci arazi keşiflerimiz devam ediyor. Evet. Bugün de güzel bir bölgedeyiz. Gerçekten harika bir yer. Şöyle baktığınızda fark edeceksiniz. Birazdan buraya geçeceğim. Bunun dışında yüksek bir bölge, ormanın içi. Evet, karşıki köy gözüküyor. Hakim bir bölgedeyiz. Daha tırmanırsak keşfimiz devam edecek. Yukarı doğru tırmanırsak devam edecek. Daha var yani. Bayağı bir dik. Evet. İşaretlerimizi şöyle tek tek göstereyim. Bir tane oymamız burada. Bu yamaç. Yamaç bir şöyle, yani diklemesine diyelim. Oymayı yapmışlar, ne güzel. Halka şeklinde. İçerisi boş. Onun dışında bir tane yukarıda var. Sonra bir tane dikdörtgen. Güzel bir işçiliği var arkadaşlar. Evet. Güzel bir işçiliği var. Dikdörtgen orada, yanındaki belli zaten, yanındaki belli, yani nasip, yanındaki belli. Onun dışında bir tane aşağıda var, hemen bir buçuk metre diyelim, 1,5 metre. 2 metre, 1,5 metre aşağısında. Evet, bir dikdörtgen daha. Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen. Kare değil arkadaşlar bu. Hemen yukarısında istavroz işaretimiz. Çok güzel. Şu tarafı yosun, şurayı yosun kaplamıştı. Temizledim. Çektim de temizledim buraya. Güzel istavroz işaretimiz var. Bunun dışında mezar sunağımızın yanında basamaklarımız, merdivenlerimiz 5. Şimdi basamaklarımıza gelelim. Buradan başlıyor. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya indiğimde daha net göreceksiniz. Tek tek göstereceğim şimdi. 1 2 3 4 5 5 basamak. Hemen yanında mezar sunağı. Onun dışında burada bir tane mihrap işaretimiz mevcut. Şöyle su da oldu. Evet. Altı dikdörtgen gibi değil ama mihrap işareti burası. Bir tane mihrabımız. Yanında bir oymamız daha var. Ve şöyle göstereyim bir kere daha. Hepsi şu alanda. Merdivenler, basamaklar. Mezar sunağı. Dikdörtgen. Hemen üst tarafında bir dikdörtgen daha. İstavroz. İstavrozumuz da belli orada, şöyle net şekilde. Şurası. Evet. Bir oymamız daha ve bir oymamız. Evet, burada ne var? Çok güzel mezarlar var. Kaya. Kaya oda mezarları var. Mezarları var. Ve zemin altı oda mezarı da var. Yani hepsi bir arada mı? Biri birbirlerine yakın. Birbirlerine çok yakın. Yani basamağımız, merdivenlerimiz belli. Sunak belli. Evet.
Şimdi işin rengi şurada değişiyor. Burada mihrap varsa, az önce gösterdim ya size mihrabı. Mihrap varsa giriş belli arkadaşlar. Güzel de boşluğunu aldık. Çok güzel bir boşluğunu aldık oranın. Gerçekten işçiliği güzel yapmışlar. Uğraş vermişler. Net ortada. Ben derinlik konusunda şöyle aklımda soru işareti kalan arkadaşlara göstereyim. Evet. Hemen hemen 40 santim. 40 santim. Enini ağızlık şeyine biz 40 santim ne dedik ama 60 santim var. Su bayağı bir kokuyor. Ayrıca içindeki yapraklar kemre olmuş. Evet. Mihraptan bahsetmiştik. Basamakların hemen başında bir tane daha. Şimdi bunu gören arkadaşlar der ki orayı kırmışlar vesaire değil aslında. Burada güzel bir işçiliğimiz var. Hemen ilk basamakta. İlk basamakta. Ama oyma derler. Oyma değil. Mihrap. Küçük bir mihrabımız. Girişimiz belli. Merdivenleri tekrar geçeyim ben. İneyim bir şuradan tam baştan başlayayım. Evet. Mihrabın olduğu yerde bir, iki, üç. Dört, beş. Evet. Beş basamak. Bir mihrabımız burada. Bir oymamız burada. Çok güzel dediğimiz gibi mezarımız var. Evet. Giriş. Merdivenlerin bitiminde bittikten sonra mihrabın hemen nasıl söyleyeyim? 2,5 metre şurada çok güzel boşluğumuzu alıyoruz. Evet. Şimdi burada mezar mı var? Mezar değil arkadaşlar. Giriş olarak hani aklınıza orada mezar var diyemem. Burada çok güzel boşluğumuzu alıyoruz. Yukarıdaki işçiliği muazzam bir işçilik. Belli. İstavrozumuz. Ne işareti bunlar? Hepsi mezar işareti. Dikdörtgen. Net. Bak net ve garanti mezar işareti arkadaşlar. Bir tane daha var. Şimdi bu dikdörtgen ve kare oyma konusunda şöyle söyleniyor. Bayan mezarı, dikdörtgen, erkek mezarı. Ya bunları bir geçin. Bayan mezarı, erkek mezarı. Evet. Dikdörtgen de bir mezar. Kare oyma da bir mezar. Tabi zemin altı oda mezarı, bir de kaya oda mezarı var. Burada her ikisi var. Yani oradaki oymamızdan bir, iki mihrap. Buradaki tamam bunlar kaya oda mezarı ama bunlar zemin altı oda mezarı. Tabii ki böyle yerlerin tespiti için güzel yerlerin bu güzel işaretlerin tespitleri için güzel cihazlar lazım arkadaşlar. Yani
Burada göz göre göre işte bunun şeyi şuraya atar. İşte şu kadar gidilecek. Şurasında tamam adımlama var. Adımlama var ama net olmanız açısından. Hani bir şeyler bariz belli olması lazım. Belli de olsa burada yapmanız gereken ne? Tamam. Yığma da olabilirdi. Mesela benim diğer videolarda garanti, bak garanti hani net olması için cihazda bakılması lazım. Özellikle WhatsApp'tan yazan arkadaşlar. Hani aynı şeyi tekrarlıyorum ben. Yine bugün de tekrarlayayım. Cihaz olmadan hani biz olmazsa olmaz diyoruz ya. Evet olmazsa cihaz bu işin olmazlarından. Yani o haritalardır, işte hacıdır, hocadır, cinci hocalardır. Arkadaşlar geçin bunları. Hani diğer videolarımda hep söyledim. Yine de söyleyeceğim. Söylemeye devam edeceğim. Sizlerin bilinçlenmesi açısından. Dün akşam iftardan sonra bir arkadaşımız WhatsApp'tan yazıyor. Abi çok garanti bir yerdi. Cinci bir hocamız vardı. Bize burası şöyle. Burası gerçekten dolu. Yanında bir tane mezar var. Mezarın yan tarafında da malzemeleri var dedi. Adamlar 8 metreye kadar kazmışlar. Hey maşallah. 8 metre. Neye istinaden? Yani bir cinci hocanın söylediğine bakarak mı kazdınız? Evet. Dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu şarlatanlara, bu işte ben görüyorum, benim cinlerim görüyor. Benim cinlerim bana geldi dedi ki orada oda var, mezar var. Ya bırakın bu işleri. Milleti kandırmaya geçin artık. Madem bu kadar bilgilisiniz, niye çıkmıyorsunuz araziye? Ya kendiniz yapın da. Milleti uğraştırmayın ya. Milletin yani emeklerini çalmayın. Evet bir gerçek daha var. Ben de size söyleyeyim. Egolarını tatmin ediyorlar. Acaba hani bunlar çalıştırayım ben bunları ya çıkarsa. İnanmayın arkadaşlar. Ya işaret olacak ya. İşaret olacak. Nerede aramalısınız? Defineyi nerede arayacaksınız? Evet. Doğaya çıktığınızda araştırma yapın. Gerçekten bir yaşantı yeri olması lazım. Bu yaşantı yerinde doğaya aykırı işaretler arayacaksınız. Şimdi bu define işareti mi? Değil arkadaşlar. Dikdörtgen de olsa, kare oyma da olsa bunlar yapı işareti. Bunlar birer yapı işareti, yapıt işareti. Yani bu ne deniliyor? Yani bunları herkes define olarak yazıyor. İşte definede kare oyma, definede yuvarlak oyma. Yeri geliyor ben de yazıyorum ama değil. Bunlar doğrusu ne biliyor musunuz? Bunlar yapıt ne mezar. Bunlar mezar işareti. Define işaretleri böyle değil. Tabi bu mezarların yanında kasalar olabilir mi? Olabilir. Kasalar olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Şimdi nasıl olabilir? Şöyle göstereyim. Peki bunları tespitini nasıl yapacağız? Tamam göz görüyor. Hani şey derler ya. Göz görüyor, gönül istiyor. Göz görür, gönül ister. Ya arkadaşlar, herkesin gözü görüyor, gönlü istiyor. Ama Allah Celle Celaluhu bize hayırlı olanından nasip etsin inşallah. Evet. Nasip kısmet.
Bir tane kasamız var. Bir tane daha var. İki tane. Yan yanalar. Hani şuradaki oymamız var ya. Bu oymamızı, orası değil, burası. Bu mezarla bir alakası yok buranın. Zamanında çalındı, görüntüsü verilmiş, alındı. Açılmış ama aynısı yanında da var. İşlem yapıldığında aynı işlem olacak. Aynısı orada da var. Karpuz gibi. Zaten alıyorsunuz sesini. Evet. Maşallah. Evet. Şimdi güzel bir yer gerçekten. Hemen yanındaki dikdörtgen işaretini gördünüz. Evet arkadaşlar, videomu sonlandırmadan önce bu cinci hocalar malı görürmüş, işte tespit ederlermiş. Eğer bunlarla tekrar karşılaşırsanız sizlerden ricam, o cinci hocalara deyin ki gelin bizimle beraber, beraber araziye çıkalım, uygulamaya geçelim. Kim size böyle uyducu ya da cinciler bu şekilde derse, sizlerden ricam muhakkak ve muhakkak gelin beraber uygulamaya geçelim deyin. Bakalım hiçbiri geliyor mu? Mümkün değil, gelmez. Cihazlar olmadan bunlar tespit edilmez. İçinde bir şey var mıdır yok mudur anlaşılmaz. O yüzden cihaz şart arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki gezginci arazi keşfimizde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.